Balistik Adamlar kanalına hepiniz hoş geldiniz. Türkiye Cumhuriyeti'nin en sofistike insansız hava aracı platformlarının başında yer alan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin katlanır kanatlı ilk silahlı insansız hava aracı unvanına sahip olan Bayraktar TB3, 6. test uçuşunu da başarıyla tamamlarken şimdiden dünyada talep görmeye başladı. Türk SİHA'larının sahip olduğu üstün kabiliyetler ve yetenekler dünyada pek çok ülkeyi Türkiye'den SİHA alma konusunda ikna etmişti. Bugüne kadar 30'dan fazla ülkeye silahlı insansız hava aracı ihracatı başarısı gösteren Türkiye Cumhuriyeti, milyarlarca dolarlık ek gelir sağladığı bu sektörde liderliğe doğru emin adımlarla ilerliyor. Türkiye Cumhuriyeti Amerika Birleşik Devletleri ve İsrailli firmalarla girdiği yarışı kazanmak üzere. Bildiğiniz gibi Baykar teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, TB3 platformuyla alakalı dünyada büyük bir rekabet olduğunu ifade etmiş ve Amerikalılar ve İsrailliler önce biz yapacağız diyor. Bakalım önce hangisi uçacak ifadelerini kullanarak bu ülkelere meydan okumuştu. Bu açıklamaların hemen ardından Teknofest etkinliğini gerçekleştiren ve Teknofest'in ardından da TB3'ü ilk kez uçuran Türkiye Cumhuriyeti, 6. test uçuşunu da başarıyla tamamlayan Bayraktar TB3 platformunu çok yakında envantere almaya hazırlanıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin amiral gemisi unvanına sahip olan TCG Anadolu gemisine konuşlandırılacak bir hava aracı ihtiyacını karşılamak üzere tasarlanan TB3 daha envantere girmeden ihraç edilecek gibi görünüyor değerli takipçilerimiz. Şimdiye kadar Türkiye'den SİHA satın alan pek çok ülke geliştirdiğimiz yeni nesil teknolojileri de yakından takip etmeyi ihmal etmiyor. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti geliştirdiği silah sistemlerini dost ve müttefik ülkelere oldukça cömert bir şekilde sunuyor. Parasını verip alabiliyorlar. Türkiye Cumhuriyeti Amerika Birleşik Devletleri gibi silah satarken nikah kıymaya çalışmıyor kıymetli takipçilerimiz. Hal böyle olunca da pek çok ülke Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in nazını çekmek yerine Türkiye Cumhuriyeti'nin hem daha uygun maliyetli hem de yüksek üretim standartlarına sahip olan bu platformlarına talep gösteriyor. Bayraktar TB3'ün yurt dışında ciddi talep görmesine sebep olacak bir diğer özellik ise onun inanılmaz bir menzil değerine sahip olduğunun açıklanması. Baykar teknoloji lideri Selçuk Bayraktar bu konuda tarihi bir açıklama yapmış ve TB3 platformunun katlanır kanatlı bir yapıya sahip olmasına rağmen yaklaşık olarak 1000 deniz mili, yani yaklaşık olarak 1900 kilometrelik bir menzil değerine sahip olduğunu açıklamıştı. Bu gerçekten muazzam bir menzil değeri ve bir savaş gemisinin üzerinden kalkacak bir platform için muazzam bir yetenek artışı anlamına geliyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin geliştirdiği en nitelikli platformlardan birisi olan Bayraktar TB3, hareket eden bir geminin üzerinden kalktığında operasyon süresince, örneğin 24 saat süren bir operasyon sürecinde üzerinden kalktığı TCG Anadolu gemisinin de denizdeki ilerlemesini de eklediğimizde inanılmaz menzillere ulaşabilecek bir kabiliyete sahip. Bu şekilde belki de 900, belki 1000 kilometre uzaktaki hedefleri bile vurup geri dönme ihtimaline sahip olacak olan Bayraktar TB3 platformumuz, Türkiye Cumhuriyeti'nin amiral gemisi olan TCG Anadolu'nun asli vurucu unsurlarının başında gelecek. Türkiye'nin envantere almaya hazırlandığı bu SİHA platformuyla ilgilenen ilk devletse Birleşik Arap Emirlikleri oldu. Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye Cumhuriyeti'nden daha önce aldıkları SİHA platformlarına ek olarak Bayraktar TB3 platformuyla da yakından ilgilendiklerini ve SİHA'yı geliştiren ve tasarlayan Baykar makinayla bu konudaki ihracat görüşmelerine şimdiden başladıklarını açıkladı. Savunma sanayi uzmanlarına göre milyar dolar seviyesinde bir teklifle gelmesi beklenen Birleşik Arap Emirlikleri'ne Baykar makinanın ne cevap vereceği büyük merakla bekleniyor. Eğer bu teklif kabul edilir ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne TB3 SİHA'nın ihracatı onaylanırsa Baykar makina TB3'ü daha üretmeden ihraç etmeye başlamış olacak. Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB3 silahlı insansız hava aracı, kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip bir insansız hava aracı sistemi. Keşif, gözetleme ve istihbarat görevlerinin yanı sıra kanatları altında taşıdığı yerli akıllı mühimmatlarla operasyon icra etme kabiliyetine sahip. Katlanabilen kanat yapısıyla helikopter gemileri ve uçak gemilerinde kullanıma uygun olarak tasarlanan hava aracı, kullanıcıya deniz aşırı görevlerde silahlı insansız hava aracıyla operasyon icra etme kabiliyeti sunuyor.
Görüş hattı haberleşmenin yanı sıra görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahip olan Bayraktar TB3 bu sayede çok ama çok uzun mesafelerden kumanda edilebilme kabiliyetiyle donatıldı. Kısa pistli gemilerden iniş kalkış kabiliyeti, görüş hattı içi ve görüş hattı ötesi haberleşme, otomatik iniş ve kalkış gibi kabiliyetlere sahip olan TB3, 14 metre kanat açıklığı, 8.35 metre uzunluk, 2.6 metre yükseklik, 1450 kilogram kalkış ağırlığı, 125 knot seyir hızı, 160 knot maksimum hız, 280 kilogram faydalı yük kapasitesi ve 24 saatten fazla havada kalış süresiyle Türk savunma sanayinin göz bebeklerinden birisi olmaya aday. Türkiye Cumhuriyeti'ne bu muhteşem teknolojiyi kazandıransa ülkemizin 1986'dan bu yana bağımsızlaşması amacıyla çalışan Baykar Makina. Baykar Makina mühendisleri tarafından özenle geliştirilen bu müthiş platform dünyadaki tüm rakiplerini geride bırakmayı başardı. Türkiye Cumhuriyeti ile aynı zamanda bu platforma benzer farklı SİHA'lar geliştirmeye çalışan Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'e inat, Baykar Makina verdiği sözü tutmayı başardı ve Amerika ve İsrail'den önce Bayraktar TB3 katlanır kanatlı silahlı insansız hava aracını ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Bugüne kadar 6 kez uçuş testi gerçekleştiren ve havada 30 saate yakın uçuş gerçekleştirme başarısı gösteren Bayraktar TB3 platformumuz sahip olduğu üstün kabiliyetlerle Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni yüzyılında yepyeni bir güç unsuru olacak. Baykar'ın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine giren ve yurt dışına ihraç edilen savunma teknolojilerinin başarısında sürekli üretim ve geliştirme kültürü öncü rol oynuyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan tescilli Baykar Arge Merkezi'nde havacılık arenasında paradigma dönüşümü sağlayacak ileri teknolojileri, milli ve özgün olarak tasarlanan Baykar Makina, sonuç odaklı düşünen ve motivasyonu yüksek ekip ruhu, Arge ve üretim süreçlerinin iç içe geçmesiyle yeni teknolojilerin dinamik bir şekilde uygulanmasını sağlıyor. Tasarlamak, yapmak ve üretmek kadar askeriyle, sanayicisiyle ve toplumun tüm katmanları tarafından insansız ve otonom teknolojilerin sahiplenilmesi için çalışmalar sürdürülüyor. Kendi finanse ettiği Arge faaliyetleriyle Türk havacılık ve savunma tarihinde ilklere imza atan ve Türkiye'de %93 yerlilik oranına ulaşan Baykar Makina, insansız hava araçları alanında dünya çapında en ileri teknolojik sistemleri geliştirmeye devam etmekte. 1986 yılında kurulan Baykar Makina, bugüne kadar 500'den fazla SİHA'yı hem Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hem de dost ve müttefik ülkeler envanterine teslim etme başarısı gösterdi. Peki sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? Sizce Birleşik Arap Emirlikleri'ne TB3 verilmeli mi? Yoksa Türkiye'ye özel mi kalmalı? Lütfen yorumunuzu yazın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın lütfen.